Herkese merhaba. Bugün yapımıyla kolay, lezzet olarak muhteşem ve gayet de ekonomik. Hepimizin evinde bulunan malzemelerle patates köftesi hazırlıyorum. Bunun için tencerem içerisinde görüyorsunuz bu büyüklükte 4 tane patatesim var. Haşlanmaya bırakıyorum. Patateslerim haşlanırken ben bulgurumu ıslatacağım. Burada yarım su bardağı böyle incelik köf, ince köftelik bulgur var. Şöyle bir su bardağı da sıcak su ekliyorum içerisine. Bir kaşıkla karıştırıp üzerini kapatacağım ve bulgurlarımı şişmesi için kenara alacağım. Eğer bu şekilde hazırlamazsanız bulgurlarınız biraz diri kalacaktır. O yüzden lütfen ıslatın. Patateslerim haşlandı. Biraz soğumaları için kenara aldım. O sırada bulgurum da kabarmış olacak. Ben içerisine ekleyeceğim. Sosumu hazırlıyorum. Bu büyüklükte bir kuru soğanım var. Soğanı ince dilimliyorum. Videonun bütün aşamalarını ayrıntılı gösteriyorum ki yaparken sizde çok rahatlıkla hazırlayabilin. Mümkün olduğunca eklemiş olduğum bütün miktarları ayrıntılı olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle dilimliyorum. Bu aşamalarını doğrama kısımlarını izlemek istemezseniz biraz ilerletebilirsiniz videoyu. Soğanlarımı şöyle bir tavanın içerisine aldım. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Tavamı ocağın üzerine alıp soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Videolarımı ayrıntılı göstermemin sebebi herkesin çok rahatlıkla tarifleri yapabilmesi. Buradaki amacım bu güzelce soğanlarımı kavuruyorum. Kavurduktan sonra şöyle dolu bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum içerisine ve kavurmaya devam ediyorum. Salçamın çiğ kokusunun çıkması benim için yeterli. Güzelce kavuruyorum. Eğer videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz şu anda hemen abone olup zilinizi açabilirsiniz. Zilinizi açtığınız anda eklemiş olduğum videolardan hemen haberiniz olacaktır. Güzelce kavurdum. Tosumu kenara alıyorum. Bulgurlarım şişti, kabardı. Patateslerimin kabuklarını soyup bulgurumun içerisine ilave ediyorum. Gerçekten bakın hem pratik hem de bir birçoğumuzun evinde bulunan malzemeleri kullanıyoruz. Lezzet olarak da çok güzel. Böyle size mercimek köftesini anımsatıyor. O lezzeti yakalayabiliyorsunuz. Patateslerimi böyle tek tek soyup içerisine ekliyorum. Patatesleri ekledikten sonra şöyle bir çatal yardımıyla eziyorum. Zaten güzelce haşlandığı için çok rahatlıkla eziliyor. Ezdikten sonra birazcık ılıması için kenara bırakacağım çünkü yoğururken elinizi yakabilir. Çok kaynar olmasın. Böyle elinizi içerisine koyabileceğiniz ılıkla gelse. böyle güzelce çatalla ezip içerisine karıştırıyorum. Kanalımda birçok tarif var. 600'ün üzerinde tarif sizinle bugüne kadar paylaştım. İsterseniz diğer tariflerime de bakabilirsiniz. Şimdi kavurmuş olduğum soğan salçamı içerisine ekliyorum. Yani buradaki mantık söylediğim gibi mercimek köftesiyle aynı. Bu arada kanalımda mercimek köftesinin tarifi de var. İsterseniz bakabilirsiniz. O da beğenilen tarifi. Böyle ekledim. Daha sonra içerisine tuz ve karabiber ekliyorum. Ben baharat olarak sadece tuz ve karabiber kullandım. Siz isterseniz biraz kimyon da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı karabiber ve iki çay kaşığı tuz ekledim. Yarım limon suyu ekliyorum. Yarım limonun suyu yeterli olacaktır ama siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. İçerisine kullanmak istemezseniz servis esnasında yanında da e, ilave edebilirsiniz limonu. Limonu da sıktıktan sonra güzelce bunu yoğuruyorum. Bütün salçasını baharatlarını birbiriyle bütünleştiriyorum. Güzelce yoğurduktan sonra içerisine yeşilliklerini de ilave edeceğim. Böyle harmanladım. Bakın çok rahatlıkla toparlanıyor zaten şekil verirken siz de göreceksiniz. İçerisine eklemiş olduğum yağ oranı yeterli daha fazla yağ ilave etmenizi tavsiye etmem. Güzelce yoğurdum. Daha sonra içerisine şöyle çeyrek demet maydanozu güzelce yıkayıp temizlemiştim. Bunu doğruyorum. Maydanozumu doğradıktan sonra içerisine bir tane taze soğanın sadece yapraklarını ekliyorum. Yeşil kısmını kullanacağım. Bunları da doğruyorum. Görmüş olduğunuz gibi soğan miktarım da bu şekilde. Dediğim gibi bir tane taze soğanın sadece yapraklarını kullandım. Beyaz kısmını kullanmayın. Çünkü beyaz kısımları birazcık daha sert olduğu için yerken çok lezzetli zevkli olmayabilir. Yaprak kısmını da doğradıktan sonra içerisine yeşilliklerimi ilave ediyorum yeşillikleri en son ilave ediyorum ki karıştırıp yoğururken çok fazla ezilmesin eğer taze soğanınız yoksa kullanmayabilirsiniz şimdi bunu güzelce yine yoğuruyorum çok uzun uzun yoğurmanıza gerek yok yeşillikler içerisine karışması yeterli Gördüğünüz gibi patates köftem hazır. Ben ayrıntılı size göstermek istediğim için herkes rahat yapabilsin diye bütün ayrıntıları anlattım. Siz çok daha kısa sürede hazırlayacaksınızdır. Bakın olduğu kıvamı bu şekilde. Şimdi şekillendireceğim. İstediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. İsterseniz küçük kalıplarda kullanabilirsiniz şekil vermek için. Biraz marul yıkadım. Tabağımın içerisine dizdim. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler alıp yuvarlıyorum ve tabağımın içerisine alıyorum. İsterseniz daha küçük, daha büyük yapabilirsiniz. Dediğim gibi kalıp kullanabilirsiniz ya da çiğ köfte yaptığınız gibi elinizle de sıkıştırıp şekil verebilirsiniz. Bu kısmı tamamen size kalmış. Nasıl hazırlamak isterseniz. Bu şekilde tamamı bitene kadar hazırlıyorum. Servis aşamasında dediğim gibi limonla birlikte servis edebilirsiniz. Hatta acı seviyorsanız içerisinde acı pul biber de kullanabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Tamamını hazırlıyorum. Patates köftelerim hazır. Şöyle bölüp iç kısmını yapısını da sizinle paylaşmak istiyorum yumuşaklığını. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.